Kısmetse 3. bölümde de olayımıza başlıyoruz. Ne oldu? İhtiyar Jack, Amerika'nın en talihsiz ailesinin hikayesiyle karşınızda. Ben bu hikayeye şöyle diyorum. Barbara Finch'in sürpriz sonu. Bir çocuk yıldız olarak Barbara çığlıklarıyla ünlüydü dedikten sonra... Şunları bir tık vereyim. 16 yaşında bitik durumdaydı ve popülerliğini yitirmişti. Şansı yaver gitmişti. Canavar temalı bir film hayranları için düzenlenen yerel bir film kongresinde onunla özdeşleşen çığlığını atmasını istemişlerdi. Maalesef... Aa, o şeyi gitmiş, çığlık sesi gitmiş yani. Eskisi gibi çığlık atamıyormuş. Daha iyi bir motivasyona ihtiyacım var diyor. İşte çığlık diye buna derim. Bu ses Barbara'nın babası Sven'e aitti. Ayağı kayarak testere masasının üstüne düşmüş ve acil yardım odasına götürülüyordu. Böylece Barbara en küçük kardeşi Walter'a bakıcılık yapmak zorunda kalmıştı. Kongre fırsatı da suya düşmüştü. Tamam, gerilimi hissediyorum ama dehşeti duyamıyorum. Peki şöyle bir şey denesek. Cadılar Bayramı maskesi takan bir serseri çetesi Orcas adasına terör estiriyor. Ses bodrum katından geldi. Haklısın. Ve ayrıca tepkinin tonunu beğendim. Bodrum katın neden kilitli? Çünkü babam bulmacalar ve gizli geçitler yapmayı çok sever. Müzik kutusunda bir anahtar saklı. Aha! İşin sırrı dikkatlice sarmakta. Ve böyle devam... Aaa! Anahtar tık diye kendini atar. Tamam bebeğim, bir saniye içinde döneceğim. 20 dakika sonra Rick hala dönmemişti. Böylece Barbara onu aramaya gitti. Sanki planlanmış gibiydi. Müzik kutusuna yöneldi. Ha, ben mi çalıyorum? Aa, evet lan. Anahtarı çevirirken Ricky duymayı umdu. Ama evden çıt çıkmıyordu. Oğlum ne oluyor lan? Oyun böyle döndü. Buna döndü. Aa, ben oynuyorum. Aa, olaya bakın. Vay be. Neye dönüştü olay? Rick'in koltuk değneği buldu ve kafasında felaket senaryoları kurdu. Şunlara vurmam gerekiyor galiba. O yüzden koymuş olabilirler. Şunlar. Aa! Hazırım. Önce bir alıştırma yapıyorum ya, ondan sonra. Çete liderinin 10 yıl önce bu gece ailesini kazığa oturtup yiyen kötü şöhretli kancalı katil Dr. Carl Hamill olduğu ortaya çıktı. Bu neymiş lan? Ha, ona vuramıyoruz. Müziğe baksana. Ya. Ne oluyor lan? Eski buzdolabı takırdayarak sallandı. Barb, sakin ol. Sadece çığlığını geri getirmeye çalışıyordum. Korkmadım Rick. Sinirden kuduruyorum. O zaman kudurmuş gibi davran. Şu an sende hissettiğim şey acınmışlık ve kafa karışıklığı. Ve sen... Onu kapı dışarı etti. Ama onu hatırlasın diye ufak bir şey de kendine sakladı.
Bart, diğer koltuk değneğimi gördün mü? Ve gece yarısı programını izlerken uyuyakaldığı halde değneği hala elinde tutuyordu. Saatler sonra... Ses gelir. Walter, neler oluyor? Barbara! Tamam, oraya geliyorum. Eğer numara yapıyorsan dayağı yersin Walter. O ne lan? Televizyonu kapatabiliyor muyuz? Yok. Çığlık nereden geldi? Ha, yukarıdan. Aha! Genelde top yuvarlanır ama... Walter, orada mısın? Walter ortadan kaybolmuştu. Ama başucu radyosu hala açıktı. Orcas Adası polisi adamı 1.5 metre boyunda ve elinde çelik bir kanca olduğunu tanımladı. Sakinlerden tüm kapılarını ve pencerelerini kilitlemeleri ve herhangi bir şüpheli eylemi polise bildirmeleri istendi. Barbara arkasını döndü ve kancalı adamı gördü. Ve... donup kaldı. Çetin ceviz çıkmıştı. Saldıran her kimse Barbara'nın incin alamamıştı Barbara'dan. Hadi bir kızım, başka bir çıkış yolu olmalı. Şurada vardı işte. O gece Barbara kendi rolünü güzel oynamıştı. Walter'ı terk etmeyi düşündü ama yapamadı. Ben niye moda girdiysem? Molly'nin kafası yıllardır açılmamıştı. Menteşeleri gıcırdadı. Oh, oh! Olan şeye bak. Adam yere sümük gibi yapıştı. Yine de hikayenin burada bitmediğini sezmişti. Gaza geldim. Kancalı adamın düştüğü yerde yerler esiyordu. Onun nefesini duymaya çalıştı. Ama tek duydu... sesi. Kapıda birilerinin fısıldamalarını duydu. Fısıltılar evin içinden geliyordu. Ne olmuş? Sürpriz mi? Tebrikler Barbara. Harikaydın. Seni seviyoruz. Canavarlar ona sürpriz yapmaya gelmişti. Barbara'nın ise hayalleri gerçek olmuş gibiydi. Ardından ne tür bir canavar olduklarını gördü ve ne olacağını anladı. Ünlü olacaktı. Ve son nefesinde Barbara Finch hayatının performansını sergiledi. Bizzat orada değildim ama Barbara'nın büyüleyici olduğu kulağıma kadar geldi. Zavallı kız. Yıldız olmanın tadını almak istiyordu. Ama ne yazık ki hayranları da. Elbette bütün suç aynı gece ortadan kaybolan Rick'in üzerine kalmıştı.
Peki ya küçük Walter'a ne mi oldu? Başından beri yatağın altında saklanıyordu. Olanları kaldırması çok zor olmuştu. Bu da başka bir hikaye. Barbara'ya gelince, müzik kutusunun içine tıkılmış parça ondan kalan tek şeydi. Kulağı. İşte buna kulak kabartılacak hikaye derim. Gaza geldim yemin ediyorum. İçimden canavar çıktı yeminle. Eddie bana Barbara'nın hatırlanmak istediğini söylemişti. Belki de Eddie bu çizgi romanın saçmalığı kadar mutlu bir son görmüştür. Ha, bitti mi? Vay be, Barbara'nın hikayesi de bir enteresanmış. Gerçi normal bir tane hikaye görmedik daha, değil mi? Aa, şimdi şeye gidebiliriz. Mi? Sen söyle. Söyle çekinme. Söyle bu oğlum ya. Bodrum katı işte ya. Ha, oraya. Aynen. Tamam. Şimdi söyledim. Ben söyledikten sonra söylüyorsun ya. Annemin neden müzik kutusuyla oynamama izin vermediği şimdi anlamış oldum. O lanet müzik kutusu neredeydi? Ben bir onu hatırlasam. Komik. Bunca zaman müzik kutusuyla oynadım ama bodrum katının anahtarını hiç bulamadım. Neredeydi bu müzik kutusu ya? Geçen de bulamadım. Hayır, dikkat etmem gerekiyor ama dikkat etmeliydim yani. Ha, buldum lan. Çünkü bak hala şey yapılan bir tek bu. Etkileşime geçilen. Aha, çıktı lan. Biraz daha çevirmek gerekiyormuş sadece. Olmasaydı tersine çevirecektim biraz da. Bizim karakterimiz Edith değil mi? Bak şuradan tanıdım ben. Şu kıyafetinin bak. Ellerinin üstüne kadar geliyor bak. Nerede? Yok. Göbüşünü görüyoruz da. Ellerini göremiyoruz. Annem bodrum katının yasak olduğunu söylemişti. Tekrar tetanos aşısı olmaya totem yeterse başkaydı. Öyle demiş annesi. Ay şu dilimlerden 3 tane istiyorum ya. Buradan Sven yazılmış. Aa bakın, ejderhanın prototipini burada yapmış. Ejderha kaydırağının. Bir keresinde Eddie'nin bodruma gizlice paketler taşıdığını görmüştüm. Belki de hediye saklıyordur diye düşünmüştüm. Gizli kapı bence. Meğerse bundan fazlasını saklıyormuş. O ne lan? Ne oluyor? Anneme Walter'ın nereye gittiğini sorduğumu hatırlıyorum. Barbara öldükten sonra gidebildiği kadar uzağa gittiğini söylemişti. What? If there's a pattern in all these stories. Eğer bu hikayeler arasında bir bağlantı varsa, I think it's that none of us has gone. Bence bu hiçbirimizin yeterince uzağa gidemediğidir. Oy, ne oldu lan, ben yapmadım. Ah, fare. Walter. Goodbye everyone. Herkese elveda. 30 yıldır burada olduğuma inanamıyorum. O neydi lan? İlk gün sarsıntı başladıktan sonra bir hafta bile hayatta kalabileceğimi düşünmedim. Ben mi yapacağım?
Hadi be. But after a few days, fakat birkaç gün sonra rutine girdim. That's what kept me sane. Aklımı başımda tutan da buydu. Having a schedule. Bir takvime sahip olmak ve bugün için yaşamak. I always expected to be dead. Hep bir sonraki gün öleceğimi düşündüm. But if you wait long enough, ama yeterince beklersen her şeye alışırsın. Ne oluyor böyle? Even a monster. Kapının diğer tarafındaki canavarlara bile normal gelmeye başlar. Almost friendly. Dost canlısı bile gelebilir. Ne bu yedi? And then one day, ve sonra bir gün her şey işte sadece stopped. Durdu. Whatever that thing was, o her it was o şey gone. Her neyse gitmişti artık. Maybe you got tired. Belki de beklemekten yorulmuştu. Maybe I just belki de ben korkmaktan yorulmuştum. It's been a week now. 30 yıl içinde, 30 yıl içindeki en uzun bir hafta olmuştu. I'm done. Beklemekle işim bitmişti. Hala imkanım varken gitmeliydim. Well, I still can. Dayı, iyidir. Zaten bodrumun bodrumundayız. Bak, bodrumdan bir bodruma daha indik. Sığınağa. Sen şimdi bana buradan bir hatch diyorsun. Bir daha iniyoruz. Bir daha söyle. Bir daha iniyoruz. Bir daha. Neymiş lan? I know it's out there somewhere. Dışarıda bir yerlerde olduğunu biliyordum. Whatever killed Barbara. Barbara'yı her ne öldürdüyse. And Molly. Ve Molly'yi. And Calvin. Ve Calvin'i. Maybe this is all a mistake. Belki de hata yapıyordum. But I need to stop living the same. Ama aynı günleri yaşamayı bırakmalıydım. Even if it kills me. Beni öldürecek olsa bile. Oğlum, lan nasıl bir şey bu? Abi nasıl bir aile? Niye normal bir hikayeniz yok? Bavulunu aldı, taksi çağırdı, gitti hesabı. Dışarıdaki şey her neyse, hazır olduğumu bilmesini istiyordum. Her şey için minnettarım. Özellikle de yemekler için. I don't mind if I only have a year. Sadece bir yılım kaldıysa bile umurumda değil. Or a month. Ya da bir ay. Or a single week. Ya da sadece bir hafta. I'd be happy with yine de bir günle mutlu olurdum. I can already imagine the sun. Yüzüme çarpan güneşi hayal edebiliyordum. Aa, gitti. Çok ilginç bir aileye sahipsin. Walter ben 6 yaşımdayken öldü. Annemin orada burada olduğunu, onun burada olduğunu söylemediğine inanmıyorum. Hala burada ne yapıyormuş ya? Annemin beni korumaya çalıştığına emindim. Bak. Ne oldu lan, ben yapmadım. Sahte değil mi bu fotoğraf? Aynen. Ama yani evet. Bu elektrik için mi, spor için mi acaba? Vay 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 vay. Bu ne? Ha, cızır cızır. Ha, orası geldiğim ya. Tamam. Bu ne ya? Kitaplık var. Kızım orayı tutma öyle. Kafana düşer. Belki de sonumun Walter gibi olacağımdan korkuyordu. Oğlum bu ne? Çok ilginç. Eğer bana evin altında yaşayan bir amcandan bile bahsetmediyse...
I can only imagine what else. Başka neler sakladığını sadece tahmin edebilirdim. Oğlum bu ne lan? Allah Allah. I don't want to make the same mistakes she. Onun yaptığı hataları yapmak istemiyorum. Trying to bury something. Annesinden bahsediyor. Hala hayatta olan bir şeyi canlı canlı gömmeye çalışmak. Now that there's only one of us left. Şimdi sadece birimiz hayatta. Maybe two. Belki de iki. I thought it was time I heard the stories from. Hikayeleri bizzat duyma zamanının geldiğini düşündüm. And found out what happened to everyone else. Ve diğerlerinin neler olduğunu öğrenmemin. But now I'm worried the stories themselves. Ama şimdi hikayelerin ta kendilerinin sorun olabileceğinden endişeleniyorum. Maybe we believed so much in a family curse. Belki de aile lanetine o kadar fazla inandık ki onu gerçek kıldık. Valla ilginç bir aileye sahipsin. Sevgili Edith. Ve buradan gidilmiyor. I don't know if I should even be writing. Bunu yazıyor olmalı mıyım? Ondan bile emin değilim. Maybe it'd be better if all this just died with me. Belki tüm bunlar benimle birlikte bu dünyadan göçüp gitse daha iyi olurdu. But I thought you should know about your family. Ama aileni tanıman gerektiğini düşündüm. And the history you're a part of. Ve bir parçası olduğun geçmişi. Yüzen yazı deniyor değil mi bu ekrandaki şeylere? Floating text mi deniyordu? Floating text mi deniyordu? Though to be honest, I feel as dürüst olacağım. Şu anda muhtemelen senin kadar kaybolmuş hissediyorum. Vallahi benim kadar olamazsın. Sevgili Edith'ciğim. Sanırım bu hikayedeki insanlar hikayelere verdikleri değer için inanıyorlardı. Her yerden gizli bir şey çıkıyor. O yüzden geldim baktım. Ne yapayım? Oyun o duruma getirdi beni. Acaba şey ya, acaba değil de serinin sonunda en etkileyici hikaye hangisinin? Onları bir yazsanız ya. And when you look at the house, eve baktığında that history of imagination, bu hikayelerdeki hayal gücüne, inatçılığa ve deliliğe baktığında any of it seems possible. Hepsi mümkünmüş gibi geliyor. Bak elinde aynı kazak var. Aa, çocuğun sallandığı ağaç değil değil mi? Bir dakika ya. Aa evet bak. Ya kızın kuşu kovaladığı yer. Bir dakika, şurada bir şey var mı? Edith ne olacak acaba? Şuraya. I think we've been surrounded by death. Etrafımız o kadar uzun zamandır ölümle çevrili ki sanırım buna alıştık. What kind of family finishes building? Ne tür bir aile evden önce mezarlığı inşa etmeyi bitirir ki? It's embarrassing for me to admit this. Bunu kabullenmesi çok utanç verici ama the pet cemetery, hayvan mezarlığı benim insan mezarlığından daha çok rahatsız ediyordu. 3 of the gerbils were mine and 3 gerbilden ikisi benim yüzümden ölmüştü. Aa. Bir sürü hayvanları ölmüş lan. Oliver, Bob, Christopher, Shadow, Shatzi, Bailey, Dorpy, Dorpy 2. Dorpy Junior, Chirpy, F
Furpi, Lurpi, Zurpi. Çok güzel ama ya. Aynı cins hayvan mı aldı? Mesela şey aldı. Çuvava köpek aldı. Zurpi ile başladı. Sonra öldü. Bir tane daha aldılar. Onu da aynı isim olmasın diye Lurpi koydu. Sonra Furpi, Çırpi, Burpi, Durpi, Durpi Junior. Çok ilginç. Şu kediymiş Charlie. Bak bıyığı var. Daisy, Lucy köpekmiş. Coco, Zoe 62-78 yıl yaşamış. Balıkla tavşanın ismi yazmıyor. Sven built the house, but it was evi Sven inşa etti, ancak mezarlığı Eddie tasarladı. Aa, bunlar yo, Molly Finch. Bir dakika ya. ...37-47... 10 yıl yaşamış. 11 yıl yaşamış Kelvin. Aa, bunlar şeyler, o bizim hikayelerini okuduklarımız. Vay be. 49 yaşında mı ölmüş bu da? Eddie'ye bak. O ne lan? Maşallah. 52'yi de bu götürmüş. ...55 falan da bu gitmiş. Odin'in anıtı da eminim Eddie'nin fikriydi. Annem hayatına devam etmeye çalışsa da Eddie geçmişinden kopamıyordu. Sular çekildiği zaman onu görebiliyordu. Ne o? Aa, evin şeyi, enkazı mı? Eddie said she dreamed about evet, the old house. Evet, Eddie onun her gece eski evi hayal ettiğini söylerdi. Aa, üzüldüm lan. Eddie's side was always easier. Eddie'nin tarafından bakmak benim için her zaman daha kolaydı. But the older I get, the more ama yaşım ilerledikçe annemin bize neden böyle davrandığını daha iyi anlıyorum. Her dad had been pretty strict, babası oldukça otoriterdi. Ama bu annemin kardeşlerini kurtarmasına yetmemişti. Sadece daha iyisini yapmaya çalışıyordu. Abi ne kadar çok Finch varmış. Kumar kim lan? Kumardan Allah Allah. Tıpkı benim gibi iki erkek kardeşini kaybetmişti. Bu yüzden bizi korumak için bu kadar çabalıyordu. Şimdi anneme sormayı dilediğim o kadar çok soru var ki, bir yanım istediği şeyin başından beri bu olduğunu düşünüyor. Benim bir gün buraya geri gelmemi yani. Ve her şeyi kendi başıma öğrenmemi istemesi. Tamam, hazır kaybetmişken hazır kaydetmişken bölümü burada bitirelim, tamam mı? Yeni bölümle daha ailenin kaç kişisi var bilmiyorum ama ha bak Gus var, Sanjay olabilir, bak Lewis'i görmüş müydük bilmiyorum. Ama genelde gördüklerimizi çiziyor yani, bilmiyorum. Bu Walter'sa Gregory yok, Gus yok, daha var lan. İyi. Onları da göreceğiz. Ondan sonra ona göre devam ederiz. Bölüm burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.